Tabii konuşmamın bu kısmında da öncelikle 26 Ekim 2023 tarihinde Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda üzücü bir hadise sonucu kaybettiğimiz evladımız Zeren Ertaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız büyük. Zeren hepimizin evladıydı. Bu kayıptan duyduğum derin kederi öncelikle ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, tüm tesislerimizde olduğu gibi bakanlığımızın 830 yurdunda da periyodik asansör bakım ve denetimleri gerçekleştirmektedir. Öncelikle bakımların yapılmadığı, imal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı 13 Temmuz 2023 yılında yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılması devam edilmiştir. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023'tür. Bütün belgeler ve evraklar bizim dosyalarımızdadır. Ama olay artık yargıya intikal etmiştir. Adli bir adli makamdadır. Ben kamuoyunu ve siz değerli milletvekillerimizi bilgilendirme görevimi burada yerine getiriyorum. Evladımızı geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ama sorumlular muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu husus yargının elindedir. Bu olay üzerinden siyasi rant devşirilecek, suistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı hepimizin acısıdır. Sayın Bakanım, evlat hepimizin evladı. Sayın Bakanım, bu husus suistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum. Ailemizi ziyaret ettik. Acımızı paylaştık. Ailemizin bu olayın provoke edilmemesi yönünde bir beyanı var. Zeren kızımızın babası Akın Bey sözlerini aynen paylaşıyorum. Devletimizin merhametli yüzünü gösterdi. Şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime abileri olarak sesleniyorum. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Sorumlular mutlaka adalet önünde hesap verecektir. Bu konuda biz bunun takipçisiyiz. Hep birlikte yargının kararına saygı duyacağız. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlara muvaffak olamayacaklar. 22 senedir bu ülkenin gençlerine daha adil, daha özgür, daha konforlu, daha sosyal, daha eşit şartlar sunmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu imkanları çoğaltmaya, onlara yeni fırsat kapıları açmaya gayret ediyoruz. Her sene bir öncekisinden daha iyi koşullar sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz provokatörlerin gençlerimizin arasına girmesine izin vermeden gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karakod koyacağız. Dileyen herkes o karakodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek. Yaklaşık 1 milyonluk bir nüfusa yurt hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetlere barınmadan sağlığa, yemekten sosyal etkinliklere her şey dahil. Her ayrıntıya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Yemeklerle ilgili bir memnuniyetsizlik ya da şikayet söz konusu olduğunda öğrencimiz bunu yurt yönetimindeki arkadaşlarımızla paylaştığı takdirde yemekhane işletmecisiyle sözleşme feshine varan yaptırımlarımızı derhal uygulamaya koyuyoruz. Biz işletmecilerin değil, öğrencilerin yanındayız. Bugüne dek bu yurtlar pandemide, yangında, selde, depremde milletin bütün evlatlarına hizmet vermiştir. Pandemi sürecinde gelen mektupları da var. Oradaki geçirdikleri süreleri ve paylaşımları da var. Bunları da görebilirsiniz. Bu ülke hepimizin, bakanlık hepimizin, yurtlarda gençler de hepimizin. Bence bütün sıkıntılarımızı konuşarak, iletişim yoluyla birbirimizi dinleyerek, anlayarak çözeriz arkadaşlar. Hiç kimsenin gençlerimizi karanlık tuzaklarına çekmesine de müsaade etmeyiz. Gençlerin ihtiyaçları, talepleri, hayalleri ve hayatları üzerinden rant devşirilmez. Bunlar suistimale kapalıdır. 81 ilde 260 ilçede bir yükselen 830 öğrenci yurdumuzda 955 bin yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz. Bu yıl başvuran öğrencilerimiz %96'sı yurtlarımıza yerleştirildi. Yerleştirme sürecimiz de devam etmektedir. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlarımıza yerleştirdik. 36 ülkenin nüfusundan daha büyük kapasiteye sahip bir yurt sistemini yönetiyoruz. Altyapıyı daha da güçlendirmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Çok uzak bir tarihten söz etmiyorum. Milanyum dediğimiz bu çağın başında biz göreve henüz gelmişken yurtların durumu ortadaydı. Tuvalet ve banyolar ortak kullanımdaydı. Sıcak su haftanın belirli günlerinde çıkıyordu. Çalışma alanları ve diğer durumlar hepimizin
malumuydu. Biz kaliteyi arttırarak, imkanları geliştirerek, şartları modernize ederek yurtlarımızı bütüncül bir yaşam haline getirmeye devam ediyoruz. Memnuniyet oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Bakanlığımız 2023 yılında yurt yapımları için 3 milyar 373 milyon TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde ödeneklerle, eklenen ödeneklerle beraber bu yatırım 5 milyar 362 milyon 714 bin 248 TL'ye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıl içinde 24 adet 25.232 kapasiteli yurt projesinin ihale çalışmaları devam ediyor. 42 adet 39.883 kapasiteli yurt projesinin proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 36 adet 44.051 kapasiteli yurt projesinde yapım çalışmaları devam etmektedir. Amacımız önümüzdeki yılda bu yurt kapasitesini 1 milyon yatağa çıkarmaktır. Gençlerimize günlük 120 TL olmak üzere aylık 3600 TL beslenme desteği veriyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Ortalama yurt ücretinin 450 TL olduğunu düşünürsek böyle bir desteği gençlerimizin gerçekleştirdiği ödemelerden daha fazlasını gençlerimize ödemiş oluyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılında sağladığımız beslenme desteğinin toplam maliyeti 18 milyar TL'dir. Ayrıca yurtlarımızda öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimini desteklemek adına onlarca faaliyet hayata geçiriyoruz. Kendi tercih ettikleri branşlarda atölye çalışmaları, seminerler, gönüllülük faaliyetleri, tematik kamplar, kariyer günleri, söyleşiler, konserler düzenliyoruz. Yurtlarımızda gençlerimiz için spor alanları var. Sağlıklı ve zinde bir şekilde spora teşvik ediyoruz. Yüksek öğretim yolculuklarında barınma hizmetinin yanında burs ve kredi imkanlarıyla gençlerimizin yanında olmak. Sayın Bakanım, şimdiye kadar rekor sizde. Faaliyet çok fazla. Çok biliyorum. Faaliyet çok fazla. Aslında sizin bütçeyi iki günde bitirebiliriz yani. Bakın lütfen şu bütçe istikakına gelin. Yoksa ne isteyeceğiniz belli değil mi? Komisyon diyor ki ne istiyorsunuz? Ne kadar bütçe istiyorsunuz? Tamam bakanım, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Lisans öğrencileri için 2000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4000 TL, doktora öğrencileri için de 6000 TL olarak bu burs ve kredi miktarlarımızı güncelledik. Talep eden her öğrencimize kredi imkanı sağladığımız gibi şartları uyan öğrencilere burs desteği veriyoruz. Burs imkanından yararlanan öğrencilerimiz ailelerin gelir ve durumuna göre 12 kamu kurumundan elde edilen bilgilerle belirleniyor. Tıpkı yurt yerleşmesinde söz olduğu gibi burada da dijital ortamda şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl gençlerimizin sırtında olan yaklaşık 27 milyarlık bir yükü kaldırdık. Bakanlığımız 2023 yılı bütçesinde yüksek öğretim programı için öngörülen ödenek tutarı 56 milyar 283 bin 721 TL olup bu ödeneğin 22 milyon TL'si yüksek öğretim kurumunda barınma ve beslenme alt programına 33 milyar 884 milyon TL'si de burs ve krediye ayrılmıştır. Gençlerimizin katılımıyla 2017 o günlerde şöyle söyleyeyim hızlı geçeyim. Spor Toto'ya geçeyim ve en son şeye geleyim. Bütçe şeylerine.